Bir başka meselesi de borçlanma yetkisiydi. Şimdi süper. Belediyenin biliyorsunuz kaynağa ihtiyacı var. Tamam. Dar bir dönem. Ülkenin de ekonomik olarak çok ferah olmadığı bir dönem. Bir de iktidar partisinin belediyesi olmayınca kaynakları haklı olarak iyice daralıyor belediyenin. Şimdi bütçede 4.2 milyarlık borç talebine siz onay vermişken daha sonra 648 milyon liraya düşürdünüz. Neden? Engellemek için mi İmamoğlu? Evet, şimdi söyleyelim. Tabii siz teknik olarak mevzuları bilme şansınız yok. İzleyicilerimizin de yok. Tabii, izleyicilerimizin. Şimdi öncesini söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değiştikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na vermiş olduğumuz borçlanma izni, yetkisi, miktarı 9 milyar Türk lirası. Yaklaşık 9 milyar Türk lirası. Yani bütçesinin yaklaşık %40'ı. 2019 yılı içerisinde bütün bütçesinin borçlanma iznini vermişiz. Tamam. Yaklaşık 9 milyar. Ve bize proje bazlı hangi borçlanmaya geldiyse bütün borçlanmalarına yetki vermişiz. 532 milyon euro metrolar borçlanma vermişiz. 4.3 milyar İSKİ proje bazlı 14 projeye borçlanma vermişiz. 4.3 milyar borçlanma vermişiz. Peki gelen son şey borçlanma nedir? Spesifik, tanım olmayan bir borçlanma. Onu bölüyoruz biz aylara, aylık limit olarak vermişiz. Aylık limit olarak vermişiz. O şimdi, şöyle... O bahsettiğiniz büyük projeler bir günde, bir ayda, iki ayda tamamlanacak projeler değil. Tamam, biz de parasını borçlanma demiş vermişiz. Tamam ama burada istenen daha ivedi sorunlar işte, için değil, değil mi? Öyle değil. Burada istenen şey şu. Pandemi sürecinde bir fırsatçılık yaparak bütün bütçe kalemlerinde yazan borçlanma kalemlerini alt alta getirip verip meclisi devre dışı bırakmak. Meclisi devre dışı bırakmak. CHP peki bu soruyu sordunuz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugüne kadar 11 yılı ben o belediyenin meclis üyesiyim. Bir tane hariç hiçbir borçlanmamıza evet demedi. Biz de şimdi rövanşını alıyoruz mu diyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Biz rövanşını almıyoruz. Bak vermişiz. 9 milyardan bahsediyorum Kübra Hanım. O genel 4.2 hayır, dakika, milyardan. Genel değil. Peki bu 4.2 milyar ne? 648 milyona düşürmeniz ne? Anlayacağım 600, şekilde. Şöyle 4.2 milyar bütçede kalem bulamamışlar. Biz burayı borçlanmayla geçireceğiz demişler. Ama önceki dönemlerde iş yapmış müteahhitlere verilecek ödemeler var ki daha sonra bir haciz meselesi var. Onu da soracağım versinler şimdi. Müteahhitlere versinler ödeme. Şimdi kaynağı oraya, kısarsanız nasıl verecekler? Kaynağı kısmadık ki biz. Biz kaynağı verdik. Bu ay içerisinde kullanacağı bütün borç limitlerini verdik. Borçlanma geldiği aya kadarki bütün borç limitlerini verdik. Ama bunlar yıl sonuna kadar kullanacakları bütün borçlanmaları getirip meclisi devre dışı bırakmak istiyorlar. Meclisi devre dışı bırakalım mı? Bir başka çok konuşulan... Bir dakika. Buyurun. Bir dakika. Meclisi devre dışı bırakmadı. Biz bunların hepsini vermişiz. Bakın 4.3 milyar daha geçen hafta İSKİ'ye verdik. Şimdi gelelim. Bir başka şey enkaz devraldım diyor değil mi? Ekonomi kötüydü diyor. Şimdi bakın. Biz Büyükşehir Belediyesi'ni devrettiğimizde bütçe gerçekleşmesi %99. %99. Türkiye'de hiçbir belediyenin bütçe gerçekleşmesi %99 olduğunu zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe belediyeleri var. Gidin bakın %99 olan var mı? Bu ne demek biliyor musun %99? Belediye gelirlerinde %99'a ulaşmış. Şu anda belediyenin bütçe gerçekleşmesi kaç biliyor musunuz? %32. Hakkaniyet adına bir soru sorayım mı? Tam burada, tam burada. Bitireyim ben. İktidarı, devleti, AK Parti olan bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak bulmak mı kolay? Hayır, hayır. Yoksa muhalefet partisindeyken? Hakkaniyetle cevap vereyim ben size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazineden ve İller Bankası'ndan gelen gelirlerinde bir kuruş dahi kesinti olmamıştır. Ve şu bütçede gerçekleştirme en yüksek pay hazine ve İller Bankası geliridir. Bir kuruş dahi kesinti olmamıştır. 1.1 milyar ortalama yıllık 15 milyar gelir öngörüsü buradadır. Peki. Bir kuruş. Bakın neyle AK Parti, sizin AK Parti yönetememek. Yönetememek.